Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, yine güzel bir yelek modeli, çeyizlik de yapabilirsiniz arkadaşlar, güzel bir model. Ya da hırka ya da şal da örebilirsiniz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen zincir çekerek başlıyorum. Zincirlerimi her zaman çok fazla sıkılaştırmadan çekiyorum. Güzel bir şekilde anlatacak kadar zincirlerimi şöyle çekiyorum. Ayrıca ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet yeteri kadar zincir çektim arkadaşlar. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir atlayıp 8. zincirmin içine sadece sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir atlayıp 4. zincirimin içine yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. 3 zincir atlayıp 4. zincirime yine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektim ve 4. zincirimin içine yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Buraya bir tane daha yapabilirdim. Şöyle şu gördüğünüz gibi şu deliklerden şöyle 3 zincir çekip bir tane daha yapabilirdim ama şimdi kaç tane yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 tane tek olması lazım. Başladığımızda her iki yuvada başta ve sonda trabzanla bitirip trabzanla başlamamız için e, çift değil Mesela kaç tane varsaydık 7 tane dedim ya 11 olması lazım Mesela 22 değil de 23 olması lazım şal başlayacaksanız mesela dediğim gibi 30 değil de 31 35 Mesela bu şekilde tek gelmesi lazım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın üzerine ipimi alıyorum boşluğa bakın buradaki yuvaya içine batarak 1 2 3 3 tane trabzan yapıyorum bakın yuvamın içine 3 tane trabzan yaptım ikili trabzan yapıyorum bu arada 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki yuvaya yine boşluğa batarak sık iğne ile buraya zincirimi bağladım 1 2 3 zincir hemen önündeki yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 1 2 3 zincir bakın bu şekilde hemen önündeki yuvaya yine sık iğne ile bağladım zincirimi 3 zincir ve hemen yine yanındaki yuvaya 1 2 ve 3 tane yine buraya trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ve buraya zincirimi yine bağladım yuvaya boşluğa batarak bakın arkadaşlar bu yuvaları tekli gelmesinin sebebi bu yüzdendi ve şimdi bakın zincir içine iki tane trabzan yaptım son yuvaya ve şimdi zincir içine üçüncü trabzanımı zincir içine bu şekilde yaparak sıramı bitirdim Evet arkadaşlar burada şöyle de yapabiliriz üçüncü trabzanımı aynı yuvaya yapıyorum zincir içine de dördüncü trabzanımızı yapalım çünkü burada bir zincir çekip geriye dönüp sondaki dördüncü trabzanımın üzerine sık iğne yapıyorum bakın tekrar gösteriyorum boşluğa 3 tane trabzan yaptım zincir içine de batarak şu kenar trabzanı yaptım yani dördüncü trabzanı yapmış olduğum bir zincir çekip geriye dönüp en baştaki trabzanımın tepesine sık iğne yapıyorum. Şimdi 1-2-3 zincir çektim. Hemen buraya boşluğa arkadaşlar. Hep 3 zincir çekip arkadaşlar bakın böyle sık iğne yapıyorum. 1-2-3 zincir ve yine hemen yanındaki boşluğa batarak. Yine bakın sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen bu boşluğa atlayarak yine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir 1, 1 2 3 zincir. Hemen boşluğa geliyorum ve sık iğne 1 2 3 zincir. Arkadaşlar bu modeli lifipi ile de günlük yelek de örebilirsiniz kendinize inanın çok da güzel oluyor 1 2 3 zincir bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim ve burada şu 3 trabzanı atlayıp kenarda zincirim vardı zincirin içine batarak araya batmıyorum zincir içine batarak sık iğne ile bitirdim 1 2 3 zincir çektim geriye dönüyorum bu boşluğa yine 1 2 3 Evet. 3 tane trabzan yaptım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bakın şu boşluğa çekmiş olduğum zincirimi yine sık iğne bağladım. 1 2 3 zincir ve trabzanların tepesine gelen yuvanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir hemen buradaki zincir boşluğa batarak arkadaşlar bağladım sık iğneyle bakın 3 zincir çektim yine trabzanların üzerindeki boşluğa batarak yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir boşluğa batarak zincirimi buraya sık iğne ile yine bağlıyorum 1 2 3 zincir ve boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum Evet, biraz önce bir zincir çekip geriye bat, ıı, sık iğne batmıştım arkadaşlar. Şimdi buraya da bir tane kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 pardon. Burada bir zincir çekiyorum arkadaşlar ve hemen yine aynı şekilde birinci bu baştaki trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir ve yine buraya boşluğa batıyorum. Artık hep aynı devir daim eden çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Hemen bu boşluğa batıyorum. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. 1 2 3 zincir. Hep 3 zincir çekerek bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ben de bir iki sıra daha örüp modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, bakın modelimi biraz daha yükselttim. Çok da harika, çok da güzel duran bir model. İster çeyizlik, ister günlük yeleklerinizde ya da şalda örebilirsiniz. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. İnşallah anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.